Türkiye'de yoldan insan çevirince, durdurunca yani işte merhaba model olmak ister misiniz de evet cevabı yok. Hiç kimse bu zamana kadar ben model olabilirim diye düşünmemiş. Büyük beden eşittir şişman, şişman bir hakaret falan gibi algılıyorlar ama aslında hayır. Şişman bir hakaret değil, şişman bir beden tipi. Bedeni tanımlayan bir ifade. Şişmansan Normalde beni kabul etmezler diye başvurmaya çekindiğim ajanslar şimdi vitiligodan dolayı beni istiyorlar. Aynı şekilde markalarda öyle. şunu söyleyebilirim. Das Kapital'i okuyarak anlayamayacağım bir şeyi deneyimleyerek anladım. Yani çünkü fashion, işte bu kamerönü dünyası, kapitalizmin ta kendisi. Bir dönüşüm var, bir değişim var. Artık insanlar hem ırk anlamında hem beden anlamında çeşitlilik ve kapsayıcılığın olduğu modaya gidiyor. Sürekli hani tek bir güzellik algısı. Sadece beyaz insanlar mı güzel? Ya da sadece Avrupalı ırklar mı güzel? Sanki toplumda sadece 1,80 sıfır beden insanlar geziyor. Yani böyle bir dayatma var. Şimdi dünyada bütün markalar alternatif kast yapıyor. Halk da alternatif istiyor. Markalar yaptı bunu. Biz hitap ettiğimiz kitlenin bize yakın hissetmesini istiyoruz ve bizden daha rahat alışveriş yapmasını istiyoruz diye daha normal olan tipleri, aslında alternatiften çok daha normal olan tipleri kullanmaya başladılar. Vitrinde gördüğümüz bedenler ya da reklamlarda gördüğümüz bedenler bizimkilere benzemiyor çoğu zaman. Moda sektörü bize olduğumuz şeyi göstermiyor, bize bir fanteziyi satıyor aslında. Benzemek isteyeceğimiz kişiyi yaratıp bu olmaya çalışmamızı istiyor. Benim gibi mankenleri ya da işte normalde sokakta gördüğümüz insanlara benzeyen herhangi diğer mankenleri, buna engelli mankenler de dahil, buna albino, vitiligo mankenler de dahil, bir şekilde kapsayıcı olmak adına bizi dahil ediyorlar. Ama ne kadar kapsadıkları bir soru işareti tabii. En başından beri bunu yapan ve bir tık kural bozucu olan markalara ya da işte şeylere saygı duyuyorum. Sadece bunu bir de beden olarak bakmayalım. İşte cinsiyetçiliği yıkmaya çalışan designerlar, işte insanlar bu işte piyasalardaki hep vardı. Ama ne oldu? Moda oldu. Bir de bu aktivistlik göstergesi oldu artık. Bak daha dün İşte bir AVM'de Victoria's Secret'ın kampanyasını gördüm. Kadın iç çamaşırı satıyor. Erkeklere işte böyle yılbaşı gecesi fantezi şov. Şimdi mesela artık onlar da değişmeye çalışıyor. Bu diğer işte markalar gibi olmaya çalışıyor. Ama artık şey oluyorsun önden geçerken. Yemezler yani. Sen bunu zaten senelerce. Bunu piyasaya dayatan en büyük şeylerden birisin sen. Sosyal medyanın ve dijital platformların da etkisiyle artık sesini duyurabiliyorsun. Ve artık insanlarda hani bu yine bir örgütlenme diyeyim, gerekirse o dünyaca ünlü markayı linç de edebiliyor işte. Başka insanlara yer vermediğin zaman ırkçılıkla da suçlanabiliyorsun, geri kafalı olmakla da suçlanabiliyorsun. Marka da bunu yapmadığı zaman eleştirileceğini bildiği için ya da bunun üstünden daha çok para kazanabileceğini bildiği için bunu yapıyor tabii ki çünkü insanlar bunu istiyor artık. İnsanlar alışkın değiller aslında bizi podyumda, editoryal çekimlerde, reklam kampanyalarında görmeye. Podyuma çıktığında beklemiyorlar, hazırlıksız yakalanıyorlar ve şişman bir kadın çatır çatır yürüyor, şişman bir adam çatır çatır yürüyor ama eğlenceli, çok keyifli. Çünkü alkışlamaya başlıyorlar. Podyum çok alkışlanılan bir alan da değil aslında. Ama büyük beden manken görünce kapsayıcılık, çeşitlilik, farklılık, wow, hiç görünmemiş bir şey. Avrupa'daki ya da dünyadaki kadar bir bilinçli, bence bir alıcı kitlesi yok. Bir de alışmış hep. Hani ne pazarlayan, üstünde taşıyan işte modelin bir fix görüntüsüne. Başka bir şey gördüğü zaman birazcık şoke olanı da var yani. Hani iyi karşılamayanı da var bence. 4-5 sene önce herkes ya dalga geçiyordu, yaşlıdan, engelliden model mi olur diyorlardı. Hani bu insanlar yok mu dünyada? Dizayn yapan bir şirkette ortaktım. Kızın bir markası var, kendi küçük bir Instagram markası başlattı tam o dönemde. Ve de fazla parası olmadığı için ama bir sürü sektörün içinde arkadaşlar olduğu için herkesi çağırdı, beni de çağırdı, annesini de çekmek istiyorum.
Koy, okey, tamamdır. Ondan sonra herkes, vay vay, senin annen pislik kullanabilir miyiz falan ve böyle tekliflere gelmeye başladı. Şu anda benim yaş ve de benim yaş grubumdaki kadınlar çekmek için artık uyandılar ve de benim kullanıyor. Saçlarım doğal, artık boyatmıyorum. Yüzüm doğal, fazla estetik yok. Küçük ufak tefek dokunmuşlar her kadın gibi. Ama yani ameliyatları yok, şeyi yok. Hala doğal şeyimi koruyorum ve de minyon bir kadınım sonuçta. Çoğu kadın minyon. Yani 1.80 değiller. Şu anda şey televizyon için reklamlar uygun değilim. Bir de casting'e gidiyorum, biliyorum. Baştan biliyorum, almayacağım. Çünkü orada Türk kadın rolünü uymuyorum. Daha önce ilgim vardı modelliğe ama hep çekiniyordum kabul etmezler diye ajanslar. Victoria's Secret'da bir manken çıktı işte, Winnie Harlow. Onda da vitiligo vardı. Onu gördükten sonra cesaret ettim. Neden çekindim? Genelde hani normal suratlı ince insanlar, yani sıfır beden modeller kullanılıyor markalar. Sıfır bedenin bedeni ne? 32 beden falan, 32-34 beden. Sen kaçsın? Beden. Ben 36 bedenim. Kaç kilosun? 53 kiloyum şu an. Boyun kaç? 1.69 boyundayım. Herhangi bir fazlalığın var mı sence? Bence var yani. Ben bacaklarımı çok beğenmiyorum mesela. Ama onun dışında kendimi seviyorum. Şu an değişen dünyada artık çok farklı modeller kullanılıyor. Normalde beni kabul etmezler diye başvurmaya çekindiğim ajanslar şimdi vitiligodan dolayı beni istiyorlar. Aynı şekilde markalar da öyle. Styling yapıyordum. Aslında ben model değilim. Yani model denilen şey başka bir kavram. Bence biz işte o noktada street cast denilen şeye giriyoruz. İşte street cast ve alternatif tipleri çekme fikri zaten bence vücut normalleştirmek. Ama şimdi sanki kendi tezimi de çürütmüş gibi oldum. Ben daha normale yakınım diye beni tercih etmiyorlar da yine alternatif olduğum için tercih ediyorlar. Yani bu gördüğünüz ünlü markalardaki modellerden daha normal bir insana benzediğim için diyeyim. Normalliği ben nasıl tanımlıyorum? Bu benim işim olmasına rağmen sokakta yürürken bir model gördüğüm zaman ister istemez benim de dikkatimi çekiyor ve bakıyorum ve onun normal bir insan olmadığını görebiliyorum. Yani bu kız büyük ihtimal model diyebiliyorum. Türkiye'de yoldan insan çevirince, durdurunca yani işte merhaba model olmak ister misiniz de evet cevabı yok. Hiç kimse bu zamana kadar ben model olabilirim diye düşünmemiş. Baktım tek şey surat. Yani kendi karakteristik insanlara bakıyorum ben. Öyle beden ölçüsü standartım yok. Artık bu güzellik, çirkinlik kavramının da ötesinde standart, alışılmışın dışında olan herkese alternatif deniliyor. Dövmeli de olsa, büyük beden de olsa, hani kime göre, neye göre güzel zaten. İlk başladığınız zaman böyle iş mi olur, işte sen işte moda camiasına bir hakaret bu yaptığın kaslar gibisinden tepki bile aldığın olmuştu. Şimdi çok iyi yerden girmiş, iyi para götürür gibi yazanı da var. Ya da ne bileyim hani şeydi, artık bir tanesi de şey almış. Aa bunların neresi alternatif ya, hepsi gayet harika model olabilecek insanlar, yani neyi farklı denilebilecek noktadaysa zaten tamam artık insanlar kabul etmiş, biz değiştireceğiz diyorduk, değiştirmişiz de yani. Ama piyasanın da isteği bu yönde genişlediği için böyle bir şey yapıyoruz. Tabii canım. Piyasada ya da bir tık artık hani o tabular yıkılıyor yani. Ben alternatif bir model değilim ama alternatif olanla olmayan modelin yaşadıklarının çok da farklı olduğunu düşünmüyorum bu sektörde. Şunu söyleyebilirim, Das Kapital'i okuyarak anlayamayacağım bir şeyi deneyimleyerek anladım. Yani çünkü fashion, işte bu kamerönü dünyası, kapitalizmin ta kendisi. Modelle senin duygularını yaşamana izin vermeyen bir meslek. Çünkü sen tamamen fiziğinle oradasın. Ve sana komutlar veren fotoğrafçı, senden şöyle durmanı böyle görünmeni isteyen bir marka, senin her şeyine karışabileceğini, annemizin babamızın bize söyleyemeyeceklerini söyleyebilen bir ajans. Sen sadece ortalık malısın baktığın zaman. Eğer kariyerinde yüksek bir model değilsen, ya isminle ben altıyım ve ben burada varım, senden daha iyi biliyorum. O yüzden zaten öyle bir yerdeysen onlar çok iyi davranıyorlar, çok güler yüzlüler, çok tatlılar. Ama daha kariyerini yeni inşa etmeye çalışan, hiçbir şey bilmeyen biriysen
ve modelliği kafanda koyduğun yerde hala zannediyorsan onlar senin üzerine çıkıyor. Her müşteri için ya da her ajans için bu geçerli değil ama bazen cidden köle gibi hissediyorsunuz. Sizi tüm varlığınızla satın almış gibi davranıyor bazen ajans da, müşteri de. Ama bu Avrupa'da böyle değil. Herkes tanımlanmış işini yapıyor ama burada bazen farklı bir tavır olabiliyor. Bu mesleğin bana kattığı şey, yüzümün bilinir olması değil, yaşam deneyimi. Yani Dolce & Gabbana çektim, Ermeneci Lozenya, Mango, Hackett London, Banana Republic. Ben daha 22 yaşındayken Barcelona, Milano'da, Paris'te, Londra'da yaşama deneyimi, yolculuk deneyimi. İşte çekimler için egzantrik yerlere, egzotik yerlere gitme deneyimi. Bir sürü farklı insanla tanışma deneyimi. Yani modellerin en büyük ödediği bedel bu işi yaparken bence kendilerine yabancılaşmaları.